Evet arkadaşlar, e, bugünkü konumuz tork konusu. Tork konusu arkadaşlar fizikteki en fazla soru çeşidi olan bir konudur. Bir tane formülü vardır ama Belki 50 tane 100 tane soru çeşidi olan bir konudur. O yüzden bu konuda çok dikkatli olmak gerekiyor. İşte fiziği biliyorum diyen fiziği gerçekten yapabiliyorum diyen öğrencinin zevk alarak çözdüğü bir konudur. Şimdi arkadaşlar tork bir cisme kuvvet uygulandığında cismin bir eksen etrafındaki gösterdiği dönme hareketine tork denir. Tork demek arkadaşlar. E, tabi şöyle bir T harfi vardır ama biraz değişik gözükür. İşte periyotmuş veya ipteki gerilme kuvvetinden farklı gözüksün diye. Şöyle değişik bir T harfi ile gösteririz. T dediğimiz arkadaşlar burada torktur. F dediğimiz zaten biliyoruz. Kuvvet. D dediğimiz arkadaşlar çubuğun boyu. Yani denge e, dönme eksenin dönme noktasıyla kuvvet arasındaki uzaklık olarak adlandırıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada şunu unutmayalım, her zaman her zaman e, kuvvetin dik olması e, ya yani kuvvetin çubuğa dik olması gerekiyor. O hocam dik gelmemiş, o zaman dik duruma getirmen gerekiyor. Yani top bulabilmek için mutlaka ve mutlaka kuvvetin oraya dik olarak gelmesi gerekiyor. Şimdi o zaman diyoruz ki f çarpı d. Yani şurası o noktası bir dönme ekseni ise bir çubuğu kendi ekseni etrafında döndürebiliyorsak o zaman burada bir torktan bahsederiz diyoruz. Kuvvet dik olmazsa az önceki anlattığımız olay. Eğer kuvveti vermiş f kuvvetini şu şekilde vermiş. Bunu mutlaka dik duruma getirmek gerekiyor arkadaşlar. Bir de buradaki püf noktalardan bir tanesi fx kuvveti arkadaşlar burada dikkat ederseniz çubuğa yatay olarak geliyor. Yani burada fx kuvvetinin hiçbir şekilde çubuğu döndürme etkisi yok. O yüzden fx'in torku burada sıfır kabul ediyoruz. fy'yi bulmam lazım. fy'yi bulurken de ne yapıyorduk arkadaşlar? f çarpı sinüs teta. O zaman burada t eşittir. f çarpı x formülümüzdü. f'i bulmak için ne yapıyorum arkadaşlar? f çarpı çubuğun uzunluğu d çarpı sinüs teta ile buradaki torku bulmayı hesaplamayı gösteriyoruz. Şimdi arkadaşlar bileşke tork nasıl bulunur? Bileşke tork arkadaşlar. Yine e, burada F1 ve F2 kuvvetimiz var ama burada yön seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben diyorum ki saat yönüne ters yönde olan yönü artı olarak kabul edelim. Saat yönünde olan yönü de eksi olarak kabul edelim. Ya bu senin elinde olan bir şey nasıl yaparsan yap fark etmez. Burada torku bulurken arkadaşlar F1 çarpı dönme noktasına olan uzaklık d1. F1 çarpı d1 diyoruz. Eee F2 çarpı dönme noktasında olan uzaklık F2 olarak yazıyoruz. Tabi bu yönler arkadaşlar birbirlerine ters yönler. Birisi saat yönünde birisi saat yönünde ters yönde olduğu için. Buradaki F1 kuvvetiyle F2 kuvvetini çıkartıyoruz. Yani buradaki tork bulunurken. Tork eşittir. F1 çarpı D1 eksi. F2 çarpı D2 ile bulmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar burada size pratik çözümler kolaylıklar olsun diye şunları hazırladım. Eğer artı çıkarsa yani bulduğumuz sonuç artı yönde çıkarsa çubuk yukarı yönde dönüyor. Yani bulduğun sonucu atıyorum Artı 2 Ft olarak bulduk. Artı 2 Ft olarak bulduysak demek ki çubuk yukarı yönde dönüyor. Eğer bulduğumuz yön eksi çıktı. Diyelim ki eksi 2 Ft'ye çıktı. Eksi 2 Ft'ye çıkarsa çubuk aşağı yönde dönüyor. Yani F2 kuvveti tarafından dönüyor. Eğer bulduğumuz sonuç diyelim ki top 0 çıktı. E top 0 çıkarsa arkadaşlar çubuk dönmüyor. Yani bu çubuğun dengede olduğunu bize söylüyor. Şimdi arkadaşlar tekrar edelim. Ee, burada 1, 2, 3 diye gösterdiklerimizi açıklamasını da beraber yapalım. <laughs> Şimdi diyorum ki burada durmakta olan bir çubuk var. Ve ben bu çubuğa geldim. F kuvvetini uyguladım. F kuvvetini uyguladığımda arkadaşlar kuvvetin döndürücü etkisi yok. Yani buradaki tork sıfır olur. Eğer uygulanan kuvvet herhangi bir şekilde çubuğu döndürmüyorsa o zaman buradaki torkun sıfır olduğunu söylüyoruz. Eğer... <laughs> F kuvvetini uyguladık arkadaşlar. Uyguladığımız F kuvveti belli bir açıyla geliyorsa o zaman buradaki belli bir açıyla geldiği için e, Top kuvvetin bileşkelerine ayrılması ile bulunuyor. Yani burada ne yapmam lazım? Torku bileşkelerine ayıracağım. E, bileşkelerine ayırken ne yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle hemen iki tane kuvvet uyguluyorduk. Şuraya Fy kuvveti, şuraya Fx kuvveti diyorum. O zaman tork eşittir. Fy çarpı D. E, buradaki Fy çarpı D ama neyi kullanacağım? Sinüs teta'yı kullanmam gerekiyor. Eğer bunu bilmemiz gerekiyor. Eğer buradaki fx dediğimiz ne arkadaşlar? Çubuğa yatay yani dönme eksenine yatay olarak geldiği için buradaki fx'in etkisi sıfırdır. Bundan bahsediyoruz. Üçüncü olarak arkadaşlar, üçüncü olarak ee, şundan bahsediyorum. Diyorum ki kuvvetin en küçük olması için sin(teta)'nın en büyük değeri alması gerekir. sin(teta)'nın da en büyük değeri aldığı değer arkadaşlar 90 derecedir. O yüzden senin buradaki kuvvetin eğer çubuğa 90 derecelik bir açıyla geliyorsa o zaman buradaki en büyük değerde olduğunu söylüyoruz. En büyük değerde ise e, çubuğa etki eden torkun etkisi en yüksektir. Fx burada yine arkadaşlar sıfırdır. Fy de 90 derece olduğu için en büyük değere sahiptir diyeceğiz. Müzik